sırada bizim bir takrimiz var, hazırlanıptı. O da altın pazarı ile ilgili. Bir bakalım acaba ne hazırlayabilir bizim için. Beraber izleyelim, ondan sonra hemen takrinin yorumunu yaparak. Takranlar için zinet veya yatırım olarak değerlendirenler için hazine olan altın tüm dünyada ve özellikle de ülkemizde kadınların ve hatta erkeklerin vazgeçilmezi. Fiyatı ister yüksek olsun isterse düşsün altın sevenler için fark etmez, almaya devam ediyorlar. Ancak bazı gelişmeler sonucunda altın kurunun yükselmesi Kerkük'te birçok yeni evlenen çift için maddi sıkıntı yarattı. Altının fiyatını ülkemizde ve tüm dünyadaki gelişmeler etkiliyor. Altın hakkında ve Kerkük'teki en eski kuyumcular pazarı olan Suk Lasri'nin tarihini ekrana yansıtmak için pazarın en eski ustalarıyla bir araya geldik. Şeyh Habib zamanında bu pazar olandı, 1956'da hapslerini zordan belediye getirdi. Bu yenge pazarıydı, kuruldu. Bunları hepsini yıkıştırdı burada. Her birini bir tüken verdi, özlerine böyle otursalar içinde. 1956 altın sarı hepsini yıkıştırdılar burada. Hatta bu yenge pazar ne dediler, Suk-ül Asri, yani pazarı en yenge model pazarıydı. Yani altın alsın daha iyiydi, gelsin asbab, gelsin bir zahım asbab alsın, bu gelsin takımlar alsın, şeyler alsın, yatmak malı demem ne. Eğer gelin bir takım, yani yatmak malı basit alsın, bas altın alsın ne için altın ki? Hem zine hem hazine diyarık özne. Yani ben nasihatim oldu daimen, yani bir yüzük al koy eva, bir sırğa al koy eva, bir halka al koy eva. Ne için? Yani nenze yığışırsa paraka gider biz altın ikanı gölüden gelmez satasınız. İlle bir zaruri bir şey için satasınız. Altın değerini yıllardır korumaktadır. İnsanlık tarihinin ilk dönemlerinden bugüne kadar sürekli olarak görülmüştür. İnsanlar tarafından hem takı olarak hem de birikim olarak tercih edilen altın, en değerli madenlerden biri olarak kabul ediliyor. Altını bulmak kadar çıkarma işi de çok zordur. Gelişen teknoloji sayesinde çıkarma süreci için her geçen gün yenilikler meydana gelmektedir ve süreç gün gittikçe daha fazla kolaylaşıp hızlanmaktadır. Altın çıkarıldıktan sonra karbon ve siyanür gibi kimyasal işlemlerden geçirilmesi saflaşmasını sağlıyor. Kuyumcular çarşısında altın almaya gelen bir kadın ise konuşmalarında şu noktalara değindi. بالنسبة لي أحلى سوق جديات كلش أحبه يعني أتونس من أجي هنا أخذ الشغلات اللي أحبها. Bu çarşıda ister renk bakımından isterse model bakımından oldukça çeşit vardır. Ben şahsen şahşahlı altın modellerini sevmem. Her zaman basit ve nazik modelleri tercih ederim. Genellikle de gençlerin tercihleri bu yöndedir dedi. Burada asbablar bayaz kabul etmez. Türkiye'de kabul eder. Ayrı devlette asbaba göre bayaz gelirler. Ama burada hepsi sarı sevar. Sonra burada hafif şeyler istemezler. Hapsi ağır, ağır seviyorlar. Ağır alırlar. Müstevradların indi modilleri hapsi ki vardı, güzeldi. Irak'ta o muameller kalmadı. Hapsi Dubai'ye gitti, Türkiye'ye gitti. Irak'ı da var ama azdı. Hurdavattı Iraklılar. Ama Haliciler bu eşyalardı. Çok kabardılar, yani ağırdılar. Modilleri de hapsi güzeldi indi. Çok ithalıydı mesela. Altın, gümüş, pırlanta, zümrüt, sedef, yakutla kim?